Herkese selamlar dostlar, ben Clash Tuber kanalından Ahmet. Yeni girişim nasıl, beğendiniz mi? Ama çok kısa sürdü be. Acaba şöyle mi girseydim? Herkese selamlar dostlar, yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Ben Clash Tuber kanalından Ahmet. Neyse, zamanla bu giriş oturur arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümdeyiz ve yine köy binası 8 hesabımızdayız. Geçen gün yorumlarınızı okuyordum. Bir arkadaşımız bana bir görev vermişti. Dedi ki bir videoda, tamam mı, video uzunluğu ne kadar olursa olsun, tüm duvarlarını 8. seviyeye yap ve fullemeye çalış. Ve şu an o kadar çok işimiz var ki, şu an 2 tane inşaatçım da boşta olması gerekiyor. 2, evet, evet, gayet güzel. Diğer altın madeni bitsin. 10 numara 5 yıldız. 2 tane de 2 saat sonra bitecek ama ben hiç beklemeden şuradan elmasla bitireceğim arkadaşlar. Gayet güzel. 4 tane inşaatçım var. Burada savunma basmam gerekirken bu videoda tüm duvarlarımızı bitirmeye çalışacağım. Ve bu arada hastayım arkadaşlar. Normal şartlarda bugün video çekmeyecektim ama kanalı boş bırakmak istemiyorum. Ne hikmetse bu bir haftadır, hatta iki haftadır böyle önerilmeye başladım. Garip bir şekilde izleniyorum. Hadi hayırlısı diyerekten yavaş yavaş şu duvarlarımızı fullemeye çalışacağım. İlk etapta bir toplu basacağım. Şurayı da alayım. Güzel. Zaten uzun bir video olacak. Toplamda benim 10 milyon ganimete ihtiyacım var arkadaşlar. Videodan önce hesaplamıştım. Çok güzel saldırılar çıkaracağıma inanıyorum. Bu güzel saldırılarda kayıtları böyle part part çekip ekleyeceğim. Tabii ki de sizlerin böyle güzelinden, bak çok güzel, muazzam. Dur, konuşamadım. Devasa bir like atmasını istiyorum arkadaşlar. Böyle 2500, 2600, 2700, siz karar verin ona. Siz like atın, bakalım en son kaça kadar çıkacak. Desteklerinizi bekliyorum. Bunu aslında dalabiliriz. Ama köyü üçlemesek de olur. Çok rahat bir şekilde sadece ejderleri alsak. Ama bu sağdaki ve soldaki depoları alacaksak tüm ejderleri de salmak gerekiyor. Yani her türlü dalacağız bu köye. Ancak ve ancak benim niye hala bir tane şeyim eksik? Yıldırım eksik? Geçmiş olsun. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapsam içine vurur mu acaba? Merak ettim. Vallahi vuruyor. Güzel. Abim 3 milyon IQ ile saldırdım bu hesaba. Güzel. Bir tane daha olsaydı, bak yıldırım, klan kaleme bir yıldırım daha gelmesi gerekiyordu. Atmayı unutmuşlar herhalde. Sıkıntı yok. Bu arada altın bölümünden de alacağım. İksire hiç ihtiyacım yok. İksirle zaten sabahtan beri köyü arıyordum. Tüm köy binası 8'lerde iksir fazlalığı var. Yani bence Clash of Clans'ın bunu bir dengelemesi gerekiyor. Bence ben öyle düşünüyorum. Ay çıksam mı ya? Direkt altını aldık ben. Altını aldık ben. Cümleye bak. Türkçe hocama selamlar. Balonları şuradan destek amaçlı salayım. Şuradan da destek klan karesindekilerini yollayacağım hızlı bir şekilde. Güzel ganimet aslında, barbar ve okçularım olsaydı bu kadar asker harcamadan da rahat bir şekilde üşleyebilirdim ama ejda saldırısı köy binası 8'de en garanti saldırıdır arkadaşlar. Kesinlikle şaşmayın ejda saldırısında. Yani köy binası 11 olsaydınız derdim barbarla saldırın. Köy binası 10 olsaydınız derdim kara saldırısı yapın ama köy binası 8'siniz. Klan kalenizi alacağınız her güçlü savunma sizin en büyük desteğiniz olacaktır. Gayet güzel orayı da fulledik. Ya iksir almaya gerek yok. Benim kupaya da ihtiyacım yok. Başkasına hediyem olsun, hiç önemli değil. Benim iksirlik hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Şöyle hızlı bir eğitim yapayım. Şu an 619 bin var. 2 tane daha, 3 tane daha basabilirim sanki arkadaşlar. Dur bir tane daha basayım. Güzel. Bayağı güzel bastık. 10 numara. Şimdi hızlı bir şekilde bu altın depolarının toplayıcıların haline böyle. Buraya da bir el atmam gerekiyor. Hali hazırdayken 4 tane inşaatçımı da bu videoda arkadaşlar çalıştırmaya çalışacağım. Şimdi ben buna saldırıp üçlersem ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Ama ben yine dalacağım. Çünkü hava savunmaları 1. seviye. Şimdi nasıl dalabilirim? Ben şuradaki hava savunmasını bir ejderle alayım. Şurayı bir ejderle alayım. Şurayı bir ejderle alayım. Gayet güzel. Dur şurayı alacağım, mecbur alacağım. Bir tane daha yolla. Gayet güzel. Balonları bir tanesini şuraya, Allah balon gitti. Bir tanesini şuraya, bir tanesini şuraya. Burada klan kalesine şey almadım bak ha. Balon almadım. Hani hakkımı yemeyin. Şuradaki X sayını da almak istiyorum. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şu püskürtücülere yıldırım atsam mı? Ganimet sıkıntım yok. İksir konusunda istediğim gibi saldırılar yapabilirim arkadaşlar. İstediğim gibi harcama yapabilirim daha doğrusu. Şimdi abicim şu toplayıcıdan ol, bak şuraya atabilirim. Gayet güzel. Şuraya da bir tane yollayayım. 10 numara 5 yıldız. Aslında şuraya da yollayabilirmişim. Gizli testler yeni çıktı. Şu an 288 bin daha var. Şu an daha bir tane daha duvar basamıyorum ama şu 288 binin gelmesiyle birlikte büyük ihtimalle 2 tane daha duvar basabileceğim.
Şaka yaptım, donmamıştım. Korktunuz mu lan? Doğru söyleyin. Abicim valla bak benim psikolojim bozuk. İzlemeyin beni. Valla bak ha, sizin de psikolojiniz bozulur. Benden size söylemesi, ben uyarımı yaptım. Tamam mı? Bak şuradan yine basalım. Bu bak bu bölümde bitecek. Bu bölümde çok rahat bir şekilde bitecek ama şu ikisiyle niye basamıyorum? Bas şunu ya. İlla abicim ben belki köy binası 9'a geçmek istemiyorum. Niye bana zorla köy binası 9'a geçirtmeye çalışıyorsun? He? Ya şu iksirle basabiliyorum. Abim param var, harcayamıyorum ya. Şaka gibi. Neyse bir saldırıya daha geçelim. Güzel 5 dakika yine ordumuz çıkacak. Bu arada yeni bir ordu kombinasyonu söyleyenler oldu bana. Şuradan 2 öfke 2 ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. 2 tane daha sileyim. 3 tane yıldırım 4 tane, bir tane de klan karesini alacağım. 2 tane öfke 4 yıldırım. Bence bu sefer bu taktikten saldıracağım ama bu taktik değil, ikinci saldırıdaki taktikten saldıracağım. Heh, daha iyi oldu. Şöyle bakalım, 3 dakikaya ordumuz çıkıyor. Hızlı eğitimli. Tamam, let's go. Ganimet çıktı. Ganimet çıktı arkadaşlar. Şimdi yemek yiyordum. Dedim ganimet çıkana kadar bir şeyler atıştırayım. Çünkü videolar uzun sürüyor. Acıkabiliyor videolarda. Neyse ne açıklıyorsam ben. Hızlı bir şekilde şöyle tak 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 diyelim. Bir tane daha galiba atacağım. Güzel. Şuradan şöyle atarsam havan topunu da alır mıyım? Bence havan topunu da alırım. Çünkü püskürtücü aşağı bakıyorsa aşağıdan dalmayacaksınız. En büyük taktik. Şöyle bir tane yollayayım. Güzel. Şöyle bir tane daha yollayayım. Bir tane de şuraya yollayacağım. Gayet güzel. Şimdi şuradan püskürtücüye atalım dedim. Abim acım hala demek ki. Midem doymamış. Çünkü kafam yerimde değil. Şöyle bir tane daha yolla. Bir tane daha yolla. Şuradaki max seviye balonlarımızı da yollayalım. Gayet güzel ilerliyoruz. En azından sağa sola iyi temizledik. Askerler direkt içeriye doğru yöneldi. Mutlaka ejder saldırısı yapıyorsanız sağ ve solları mutlaka temizleyin arkadaşlar. Sonra ejderleriniz sağa sola kaymasın. En büyük avantajınız bu olacaktır zaten ejder saldırısı yaparken. Yani sağa sola toparlamak. Mesela barbar kralım olsaydı zaten buradan çoktan atmıştım. Şuradaki 2 tane 3 tane ejderin de içeriye girmişti. Sağlık olsun, önemli değil. Zaten her türlü üçledik. Gerçekten bu taktik iyi. Yıldırım taktiği gerçekten muazzam. Şimdi birazdan da öfke saldırısı yapacağız arkadaşlar. Kayıt açtım mı lan, o kadar heyecanlan girdim videoya, 800 bin çıkmıştı. Gayet güzel, burayı da temizledik. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Hızlı bir şekilde şurayı da temizledim. İyi ya. Güzel ganimet, vallahi ilaç gibi geldi. Şimdi güzel güzel yükseltmelerimizi yapacağız. 800 bine ne kadar basabiliriz? 900 bine 150'ye bölsek arkadaşlar. 9 tane... Yani lan 9 tane falan herhalde, 9-10 tane basabileceğiz herhalde. Bir hesaba geri dönelim bakalım şimdi kaç tane basabiliriz, onu tam öğreneceğim şimdi. Şimdi şöyle şuradan tutarsam 900 a fulledik. Kaç tane kaldı, ben hemen onda bir bakmak istiyorum. Hepsini kaldır diyelim. Yaklaşık 28 tane kaldı. 28 tane duvar daha bastık mı tüm duvarları fullemiş oluyoruz ve artık savunmalara gönlü rahatlığıyla yüklenebiliriz. Zaten barbarımız da yarın bitiyor ama şuradan kahraman kitap var basmayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim gençler, bunu 3 gün önce de fark ettim, hatta videosunu falan çekmiştim de kaydını yanlışlıkla sildim. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın şuradaki inşaatçıların 4 tanesi boşta ama 5.'si de bakın 5'i aynı anda uykudaymış gibi gözüküyor. Bu 3-4 gündür aynı bu şekilde. Çözümünü bir türlü anlamadım. Köyden çıktım, hesabı sildim, tekrar yükledim. Oyun bug'a girmiş. Niye böyle bilmiyorum. Hani bakın 5 tane inşaatçım boştaymış gibi duruyor ama 5 tane inşaatçım boşta değil. Aslında 4 tane stack boşta. Bir tanesi şu an gördüğünüz üzere barbar kralı yükseltiyor. Anlamadım ya, niye böyle? Sizce sebebi ne olabilir gençler? Bunu da mutlaka bir yorumlar kısmına yazın. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi şimdiye kadar? Geldiyse nasıl çözümünü yaptınız onu da mutlaka bir yazın, ben de bir öğrenmiş olurum. Hızlı bir şekilde diğer saldırımıza geçiyoruz. Ben kaydı açana kadar saldırı başladı bile arkadaşlar ama yine sıkıntı yok. Şimdi değişik bir saldırı yapacağım. Nasıl bir değişik bir saldırı, biliyorsunuz öfke büyüsü aldık. Bu sefer balon sayımızı arttırdık. Değişik dediğimiz gibi. İçeridekini alırsak püskürtücü aşağı bakıyor. O zaman bunu da almamız lazım. Önce hangisini alsak. O zaman şunu alacağız, püskürtücü bizim canımızı çok yakacak. Şöyle 3 tane şunu atsam. Tamam, keşke ortaya atsaydım, şunları da alırdım ya. Niye kimse söylemedi bana? Sıkıntı yok. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamamdır. Abicim galiba sana şurada balonlarımı yollayacağım. Şuraya da bunları yollayacağım. 2 tane öfkem büyüğüm var benim ya. Şöyle içeriye doğru ilerlesinler. Gayet iyi. Şuraya da bir öfke büyüsü atacağım.
Gayet iyi gidiyorsunuz. Her türlü üçledik. Temiz ya. Abiciğim bir şey söyleyeyim mi? Köy binası 8 olup da üçleyemeyeceğiniz hesap yok ya. Cidden üçleyemeyeceğiniz hesap yok. Her şeyi üçleyebiliyorsunuz. Çok basit. Bir de çok hızlı bir şekilde üçlüyorsunuz. Yani 1,5 dakika daha süren var. Baya baya süren var. Anlamadım ya. Bu işte bir şey mi var? Ben mi çok iyi saldırıyorum? Anlamadım. Yani kesinlikle ejder saldırısı bir numaralı bir saldırı arkadaşlar. Bu taktik de iyiymiş aslında. Beğendim yani. Bu taktiği de değerlendirilebilir. Bu taktik de değerlendirilebilir gençler. Tak tak tak, orayı da alsınlar bakayım. Aslında kendimiz 4 ama buz büyüğümüz yoktu değil mi? Buz büyüsü olsaydı üf, çok daha efsane saldırılar yapardık. Umarım ağzımın köşesinde yemek şeyleri kalmamıştır. Güzel, 550.000. Hemen hızlı bir şekilde evimize geri döndük. 600.000'i nasıl harcayabiliriz? Tekrar şuradan 1 milyon. O zaman 1 milyon değil mi? Bak 1 milyon 50.000. Tamam. 1 milyon 50.000, 2 milyon 100.000, 4 milyon 4.4 milyona ihtiyacımız var. Depoyu abi bence bir kere depoyu bir kere de full yelim öyle basalım ya. Bu taktiği de sevdim, bunu da kullanabiliriz. Bir kere depoyu full yelim öyle saldırı yapalım o zaman. Selamlar dostlar, tekrardan ben depolarımı fullleyip geldim. Şu an 4 milyona yakın bir altınım var ki zaten iksir hep fulldü. Böyle birkaç saldırıyı göstereyim. Çok güzel saldırılar yaptım ama kayda almadım arkadaşlar. Çünkü kayıt çok çok uzun sürecekti. Mesela şurada saldırdığım bir 700 binlik var, onu göstereyim. Yine güzel saldırdım. Köy binası 9 olması üçleyemeyeceğimiz anlamına, ganimetini alamayacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Direkt hemen soldan da balonlarımı yolladım burada arkadaşlar. Birazcık hızlandırayım. Tak 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 tak. Diğer taraftan da diğer balonlarımı atıp üstüne de hemen hızlı bir şekilde öfke büyüsünü yolluyorum burada. Gerisi zaten çarpı 4 deyip göstereyim hızlı bir şekilde. Çok temiz bir şekilde aldığım 700 binlik bir ganimetti arkadaşlar. Balonlar zaten hala hazırda burada, çok çok iyi iş yaptılar. Öyle de bir köydü zaten ama ne kadar öyle olsa bize şey yapmaz arkadaşlar, yani koymaz yani, öyle söyleyeyim yani. Tertemiz üçledik, gayet güzel bu ilk saldırımızdı. İkinci saldırı ise 700 binlik, iki saldırıda 1.4 milyon kastım neredeyse. Yine 300 IQ'luk yıldırım büyülerimden şuraya attım. Tak 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 diye görüyorsunuz zaten. Hızlı bir şekilde diğerlerini de oraya attım. Bir tane daha yıldırım büyüm olsaydı onu da alacaktık. Zaten hızlı bir şekilde sağ solu toparlaya toparlaya köyü temiz bir şekilde üçlemiş oldum burada da. Ki gerçekten güzel saldırılardı. Keşke kaydetseydim ama sağlık olsun, önemli değil. Şimdi buradan da hemen merkez binayı da alıyoruz ve geri kalan son bir depomuz kalıyor. O depoyu da hızlı bir şekilde ejderlerimizi eritip sağda solda buradaki inşaatçı kulübelerimiz var, onları temizleyip 3. yıldızımızı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi son bir saldırı kaldı. Son saldırımızı da yapacağız. Güzel bir ganimetli köy istiyorum. En az 200 bin. Hesaplarıma göre 4.2 milyon altına ihtiyacım var. Hesaplamalarıma göre diyorum arkadaşlar. Ki zaten 4.2 milyon altın yaptıktan sonra köye gideceğiz. Yükseltmelerimi yapacağız. Ondan sonra anlarız 4.2 milyona mı 4.3 milyona mı 4.4 milyona mı ihtiyacımız var. O zaman belli olur. Mükemmel bir ganimet. Çok güzel. Seviyorum böyle köyleri ya. Direkt üçlenebiliyor. Basit. Yani zorlanmıyorsun da. Püskürtücü nerede? Ben püskürtücüyü arıyorum. Ha, yukarıdaymış. Tamam. O zaman şunu alalım abicim. Bir tane daha yolla. Gayet güzel. Bunu da büyük ihtimalle şöyle yollayalım. Temiz. Şöyle bir tane yollayayım buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya yolladım. Gayet güzel. Şuradan. Ay, nereye bıraktım? Buraya bırakacaktım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Balonlarımı da bıraktım. Temizinden 3 yıldız buradan gelecek. Yani basit saldırı, artık öğrenmişsinizdir saldırının nasıl yapılacağını. Şimdi ise bu saldırımız bitecek ve hızlı bir şekilde tüm depoları boşaltıp tüm duvarları basacağız arkadaşlar. Temizle babuş orayı da hadi. Güzel hava savunmasını aldık. 3 tane, kaç tane ejder var lan solda? Şu an yaklaşık 3 tane. Allah, bilgisayar düşüyordu. Sakin bilgisayar, sakin. Bir tane aparatın üstüne koymuşum. Maksat laptopun altı havalansın diye. Güzel, orayı da al. Son bir savunma, birkaç savunma kaldı. Hızlı bir şekilde orayı da alsınlar. Hadi abicim. Ya şu balonlara birazcık daha hız lazım ya. Birazcık daha hız lazım. Çok yavaşlar. Ciddi anlamda çok yavaşlar. Hızlı bir şekilde şurada Tesla'mız kaldı. Sağda solda. Abicim bakın. Şuradaki bir tane daha top varmış burada. Yeni görüyorum. Gerçekten iyi kamufle olmuş. Hiç dikkatimde çekmemişti. Bu arada arkadaşlar, bu arkadaş herhalde Norveçli, tamam mı? Arkaya Rus bayrağı koymuş, arkaya Türk bayrağı koymuş. Helal lan sana. Ama farkında olmadan yapmıştır bunu, emin olun. Güzel, orayı da temizledi. Şu an son 60 binimiz kaldı. Hadi abicim, bitti o da. Gayet güzel. Üçleyelim abi, ligimizi yükseltelim. Temizinden 3 yıldız. Hadi bakalım evimize geri dönelim. Şimdi
Şuradan ben bunu bassam. Bunu bassam. Bunu basayım. Bir tane daha basayım. Gayet iyi. Bir tane bundan 180 bin basabiliyorum. Bir tane. Abi bitti. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Neyse bir saldırı daha yapayım. Önemli değil. Ben bu 3 inşaatçıyı da çalıştırmak istiyorum. İksirle basılabilecek hiçbir şey yok mu ya? Yani bakıyorum iksirle. Ya dolu bu, tamam. Hani iksirim boşa gidiyor. Ben ona üzülüyorum. Vallahi billahi buna üzülüyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. 300 bini var. 300 bin işimizi görür mü? Görür. Niye görmesin ki kanka? Ama yine bir yıldırımımız eksik. Yani ben bunu 3'ünü atsam da boş ki. Hani atayım. Boş yani kanka. Ben klan kaleme yıldırım büyüsü almam lazım. Bu taktik klan kalesine kesinlikle bir yıldırım büyüsü almanızı şiddetle şiddetle öneriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Güzel, birazcık içeriye doğru yönelsinler. Ben 300 bini alacağım. Her türlü üçlerim diye düşünüyorum. Güzel. İçeriye doğru yönelsinler. Şuradaki... Şuraya bir, hemen bir öfke büyüsü. Çünkü oradaki depo bayağı oyalayacak onları. Fazla oyalamasını istemiyorum. Şuradaki merkez binanın üstüne de bir tane daha atacağım. Hızlı bir şekilde temizlesinler. Gayet büyük ihtimalle üçledi gençler. Büyük ihtimalle. Tam emin değilim ama. Ah, üçleyemedi. Geçmiş olsun. Neden üçleyemedik? Altını aldık da. Şuradaki ejder yüzünden. Ejder aşağı gitseydi her türlü üçlerdik. Sağlık olsun. Önemli değil bizim için. Nasıl üçlediğim. Bak daha yeni geliyor ya. Daha yeni dönüyor. Abicim 10 seviye ya, 10 seviye. Hani hadi abicim. Belki üçleriz. Şu hava savunması inerse üçleriz de. Yok. Aşağı kayacak. Canı çok az ha bak. Bir tane vursa aşağı kayacağını biliyorum. Yani ne gerek var? Ne gerek var yani yukarı kayıyorsun. Yukarıda ne var? Aşağı kayıyorsun. Aşağıda ne var abicim? Neyse sıkıntı değil. Ben 300 binimi aldım. Gerisini üçlemesem de olur. Şimdi şuradan bir tane daha basacağım. Bir tane daha basacağım. Abicim bir tane inşaatçım boşta kaldı. Ne? Aa! Basamıyorum şaka gibi. Tamam bu topu basayım. Önemli de ben bir yine saldırı yapacağım ama ben çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Saatlerdir kayıttayım ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Hala buraya kadar like atmadıysanız var ya, gözüme gözükmeyin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Adio, adio, adios amigo. Bye bye.